Herkese merhaba, ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçtiğimiz hafta beynimizin kullanma kılavuzu ile ilgili bir seriye başlamıştık. Ve bu kullanma kılavuzu serisinde beynimiz hakkında bilmemiz gereken 4 önemli gerçekten bahsetmiştik ve ilk kuralı açıklamıştım. Demiştim ki, eğer beynimizi nasıl kullanacağımızı bilmek istiyorsak ilk bilmemiz gereken kural şu: beynimizin alışık olduğu negatif şeyi ona yabancılaştırmalı, yabancılık hissettiği pozitif şeyi ona alıştırmalıyız. Bunu bu hafta, geçtiğimiz hafta yeterince deneyimlediyseniz, bugün yeni bir kural açıklıyorum. O da şu: beynimiz gerçekten istediğimizi düşündüğü şeyi yapar. Ne istediğimizi beynimize söylerken çok dikkatli olmalıyız. Bir iş arkadaşım vardı. Kendisiyle bir seyahatten dönüyorduk ve uçakta sürekli ne kadar kilo aldığından, iştahının ne kadar açık olduğundan, yemeğini durduramadığından, çok kilo aldığından şikayet ediyordu ve şöyle diyordu: ya önümüzdeki hafta tatile çıkacağım. Artık incecik olmam lazım. Hani keşke şu iştahım kapansa, ben daha fazla yemesem ve bir hafta içerisinde şu kiloları kendiliğinden versem. Uçaktan indik. Ertesi gün işe gittiğimizde arkadaşım işe dahi gelemeyecek kadar hasta olmuştu. Çok ağır bir gripal enfeksiyon geçiriyordu. Hatta midesini üşütmüştü. Bir hafta boyunca iştahı tamamen kapalıydı. Hiçbir şey yemediği gibi midesinde de yediği hiçbir şeyi tutamıyordu. Bir hafta sonra gerçekten o almış olduğu kiloları bir şey yiyemediği için vermişti. Sağlıklı bir yolla mı vermişti? Hayır. Ama sonuçta beyni onun sözünü dinlemişti. Ve hatta kendisinin şöyle bir şey dediğini de hatırlıyorum: keşke sağlıklı olmayı da ekleseymişim. Böyle zamanlar, böyle durumlar sizin de başınıza gelmiştir. Hani belki şöyle dediğiniz zamanlar olmuştur: çok çalıştım, çok yorgunum, gerçekten bir tatile ihtiyacım var. Hani o kadar dinlenmeye ihtiyacım var ki şu hafta sonu bir gelsin, o 2 gün boyunca sadece yatmak ve yataktan hiç çıkmamak tek istediğim. Bunu duyan beyniniz size şöyle bir planla gelmiştir: demek hafta sonu 2 gün boyunca yatakta geçirmek istiyorsun, hiç yataktan çıkmak istemiyorsun. O zaman hani ne dersin, şöyle bir gripal enfeksiyon, bir rahatsızlık geçirsen? Hem böylece yataktan çıkmazsın, kimse de senin yanına yaklaşamaz, kendi başına, sakin, keyifli, güzel de vakit geçirirsin. Ben sana en iyisi şöyle bir gripal enfeksiyon yapayım, yazayım, onu yaşa sen. Şimdi beyin aynen böyle düşünür ama kalkıp da size danışmaz. Hani gripal enfeksiyona ne dersin demez. Hemen uygulamaya koyar. Çünkü beynin görevi sizi dinlemek, sizin komutlarınızı almak ve onu iyi ya da kötü diye ayırt etmeksizin yerine getirmektir. Beyin bunu yaparken sizin ne istediğinizi anladığını düşünür ve o anladığı şeyi hayata geçirirken de geçmişte olmuş ve istediğiniz şeye hizmet eden deneyimleri tekrar tekrar size sunar. Siz ona yeni bir şey vermediğiniz sürece, yeni bir direktif sunmadığınız sürece. Bazen başınıza hani ben böyle bir şey dilemiş miydim, istemiş miydim dedirtecek kadar soru işareti taşıyan olumsuz olaylar ve konular da gelir. Bunun nedeni de sizin kendinizle ve çevrenizle yaptığınız olumsuz diyaloglardır. Yani beyin sizin ağzınızdan çıkan her cümleyi dinler, takip eder ve o cümleler içerisinde sizin neyi istediğinizi, neyi gerçekleştirmek istediğinizi, neyi nasıl eşleştirdiğinizi bulup ipucu yakalayıp onu size yaşatmayı görev edinir. Çünkü dediğim gibi beyin hizmetkardır ve siz şunu söylediğinizde, ders çalışmak artık usandım, bıktım, yani ders çalışmak gerçekten beni öldürüyor dediğinizde beyin şöyle bakmaz: ha, ders çalışmak öldürüyor, demek ki onun için kötü bir şey, bunun böyle olmamasını sağlamalıyım diye bakmaz. Ders çalışmak eğer Şebnem'i öldürüyorsa, o zaman Şebnem'in ders çalışmak zorunda kaldığı her seferde onu öldürücü şekilde yoğunluğa maruz bırakmalıyım. Bitkisel hayata girmeli, yaşam sevincini yitirmeli. O kadar zor olmalı bu ders çalışma süreci. Halbuki bunu konuşurken istediğim ya da sizin arzu ettiğiniz şey bu değildir muhtemelen. Hani bundan şikayet ederek aslında kurtulabileceğinizi, neyi istemediğinizi dinlendirmiş oluyorsunuz. Ama farkında olmadan beyninize size bu konuda devam etme mesajı verdiğini düşündürtüyorsunuz.
Bunun yerine yapmanız gereken şey şu: beyne çok açık, net ve olumlu talimatlar vermek. Yani ders çalıştığım zaman gerçekten keyif alıyorum ve yaşam sevincimi arttıracak başka şeyleri de yapmaya fırsat buluyorum. Çünkü çok akıllı ders çalışıyorum. Çok çabuk bitiyor benim ders çalışmalarım. Bunu söylediğinizde bir süre sonra görün ki hayatınızda bunun pratik ediliş şekli de aynen söylediğiniz şeye dönüşmüş olur. Çünkü komutu alan beyniniz bunu plan, program ve eylem olarak hayatınızı adapte eder. Size bunu yaşamanız için gerekli olan tüm sistem ve düzeni ayarlar. O zaman ne yapıyoruz? Beynimize net, açık, arzu belirten eylemler ve talimatlar veriyoruz. Bir yanlış anlaşılmaya mahal vermiyoruz. Zihniniz zevk avcısıdır, acıdan kaçar ve her zaman sizin çıkarınıza olduğuna inandığı şeyi yapar. Buna nasıl karar verir? Şöyle bir örnekle açıklayayım. Bir restorana gidiyorsunuz, diyettesiniz, sağlıklı beslenmek ve kontrollü beslenmek istiyorsunuz. Menüyü açıyorsunuz ve karşınıza birden pizzalar çıkıyor. Ve inanılmaz heyecanlanıyorsunuz çünkü pizzalar gerçekten çok lezzetli, çok güzel gözüküyorlar ve canınız da o pizzalardan tatmak ve yemek istiyor. Ve diyorsunuz ki ya ay bu pizzalar harikaymış, ay şu ne kadar güzelmiş, ay bu ne kadar güzelmiş, iyiymiş derken birden çat diye salataya karar veriyorsunuz ve salata sipariş ediyorsunuz. Birden beyniniz afallıyor. Diyor ki bir saniye, yani sen pizzaya çok tezahürat yaptın, onu heyecanlandın, onu yemek istedin ve şimdi salata sipariş veriyorsun. Hayır, ben diyetteyim, salata yemem lazım dediğinizde beyniniz şöyle der: ay olur mu, ama pizza da çok güzel. Çünkü beyin bir kere sizden bir heyecan, bir duygu, bir reaksiyon, bir zevk mesajı almıştır pizzayı gördüğünde. Dolayısıyla da o zevki sürdürmeniz için size sürekli pizza ile ilgili baskı yapmaya devam edecektir. Ve ne olacak? Sonunda siz salatanızı yedikten sonra bir de pizza sipariş edip hadi bitti bugün diyet deyip üstüne bir de tatlı söyleyen kişi olabilirsiniz. Evet, bunu düzeltmenin yolu aslında beyinle, zihninizle yeni, farklı ve doğru bir diyalog geliştirmek. O da şöyle olur: restorana gittiniz, menüyü açtınız ve pizzaları gördünüz. Hala diyettesiniz ama pizzalar da tüm ihtişamıyla karşınızda duruyor. Onları yememek için kendinizi zor tutuyorsunuz. Ve şunu söylüyorsunuz: ya bu pizzalar çok güzel, keşke yesem. Ama beyniniz de hemen o anda devreye giriyor ve diyor ki evet, pizzada zevk var, heyecan var, pizzayı yemek istiyor Şebnem. Ama pizza ile ilgili eyleme geçmeden önce, yani salataya geçmeden önce şöyle düşünmelisiniz ve şu şekilde konuşmalısınız: bir dakika, tamam, bu pizzalar çok güzel, beni çok heyecanlandırıyor ama birkaç ay sonra sağlıklı ve fit olarak o yazın giyeceğim kıyafetler, üzerimde şık durması, kendimi iyi hissetmem, hiçbir şeyimi örtmek, kapatmak zorunda kalmayacak olmam beni daha çok heyecanlandırıyor. Evet, evet, o resim daha güzel. Ben ona daha fazla heyecan duyuyorum. Ha, bu ne yapıyor? Beyninizin sistemini şaşırtıyor. Evet, diyor ki bir dakika, sen pizzayı sevmiştin, buna heyecanlanmıştın ama buna da ayrı bir heyecan duyuyorsun. Buna daha mı fazla heyecan duyuyorsun diye seni bir yoklar. Sen de evet, evet, benim son kararım, son tercihim tamamen fit ve sağlıklı olmak. Bunun için de salata yemeği tercih ediyorum. Son kararım dediğiniz an beyninizde otomatikman işlem biter. Ve neyi seçtiyseniz onu yaşarsınız. Aman sakın son kararım demeyi unutmayın ve beyninizi asla muallakta bırakmayın. Her zaman söylediğim gibi beynin ve zihnin görevi size hizmet etmektir. Sizin göreviniz de seçimler yapmaktır. O seçimleri yaparken de beyninize net, direkt, açık ve arzu ifadesi bulunduran direktifler vermektir. Bunu seçiyorum, bunu istiyorum, buna bayılıyorum, bu çok hoşuma gidiyor, bunu seviyorum dediğiniz zaman beyniniz bununla ilgili bir komut alır ve sizi memnun etmeye çalışır. Çünkü o arzunun ve zevkin peşinden gider. Evet, zihniniz zevk aldığınızı düşündüğünüz şeyin peşinden gider. Bu onun
zaafı sizin de avantajınızdır. Bu avantajı daha fazla kendi lehimize çevirmek için şöyle de bir uygulama yapmalısınız. Elde ettiğiniz her başarıda, her mutlulukta, beyninizin, zihninizin size hizmet ettiğini her hissettiğiniz anda onu ödüllendirin. Zevk almasını, sonuçtan zevk almasını sağlayın. Ha bunu nasıl yapacağım, yani beyin nasıl ödüllenir diyorsanız da hani şunu söyleyeceğim. Elde ettiğiniz her başarının sonunda gerçekten keyif alacağınız, zevk alacağınız bir şeyle kendinizi mutlu edin. Bu beyninizi, zihninizi de mutlu edecektir. Ama şunu yapmayın. Hani salatayı seçtim diye kendimi ödüllendirirken ödül olarak da pizza yemeyin. Onun yerine gerçekten sizi rahatlatan, hoşunuza giden ve faydanıza olacak bir şeyler seçin. Kırlarda yürüyün, tatile çıkın, kendinize ufacık bir hediye alın, bir kutlama yapın. Evet, kutlama yapmak çok önemlidir. Çoğu insanın atladığı bir şeydir. Ama aslında gerçekten başarıların devam edebilmesi için kutlama sistematiğinin de hayatta olması gerekir. Çok başarılı insanlar çok çalıştığı gibi her başarısının sonunda da kutlama yapmayı, bunu çevresiyle paylaşmayı, onun zevkini çıkartmayı da ihmal etmeyen insanlardır. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde bu sizin bir döngünüz olur. Evet, bu isteğini yerine getirmeliyim çünkü bunun sonunda bir kutlama, bir ödül, bir zevk var diyen zihninizi mutlu ve tatmin etmektir. Bugün zihnimiz hakkında bilmemiz gereken iki yeni kuraldan bahsettik. Bir tanesi zihnimizin istediğimize inandığı şeyi yapacağıydı. İkincisi ise zihnimizin, beynimizin bir zevk avcısı olduğu, acıdan kaçtığı ve hep bizim çıkarımıza olduğuna inandığı şeyi yapmaya eğilimli olduğuydu. Bunu hiç unutmayın ve yapmanız gereken şeyi de hayatınıza hemen alın. Yapmanız gereken şey şu, beynimizle sürekli bizi dinleyen, birisi zihnimizde bizim için çalışan, bize nasıl hizmet edeceğini anlamaya çalışan birisi varmış gibi düşünün ve sürekli onunla konuşun. Talimatlarınızı çok direkt, net, açık bir şekilde ve arzu barındıran ifadelerle verin. Onun bunu gerçekleştirmesinin sizi mutlu ettiğini ona açık ve net bir şekilde hissettirin. Ve elde ettiğiniz tüm başarıları da zihninizde takdir ederek, kendinizi takdir ederek kutlayın. Bunu hayatınızın döngüsü haline getirin. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yayının başında söylemeyi kaçırıyorum ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizle de paylaşarak yaygınlaşmasına destek verirseniz çok sevinirim. Burada olduğunuz ve yorumlarınızı da paylaştığınız için ekstra teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir yayında tekrar bu kanalda görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.